Gol Var mı YouTube kanalına hoş geldiniz. Hava Atışı NBA ile karşınızdayız. Ben Mete Aktaş, Özgür Menemencioğlu ile birlikte NBA'de playoff heyecanını sizlere aktaracağız. Gerçekten müthiş seriler oluyor. İlk tur geride kaldı. Konferanslarda yarı finaller başladı. Orada da hakikaten can alıp can veriliyor her maçta. Çok güzel seriler oluyor. Hepsini Özgür'le değerlendireceğiz. Özgür, istersen önce Batı ile başlayalım. Çünkü herkesin aslında odaklandığı iki tane seri var. Şampiyonluk adaylarından son şampiyon Golden State Warriors ve Los Angeles Lakers arasındaki seri sürprizle başladı. Lakers'ın deplasmanda ilk maçı 117-112 kazanıp 1-0 öne geçmesiyle rakibinin servisini kırarak başladı Lakers. Neler söyleyeceksin? Anthony Davis'in müthiş performansı vardı. İşte 30 sayı, 23 rebound, 5 asist, 4 blokla maça damgasını vurdu. Yani Golden State'i biraz Sacramento Kings'e karşı oynadığı 7 maçlık serinin yorgunluğu vurdu diyebilir miyiz ilk maçta? Diyebiliriz. Lakers turu geçecek. Önce onu söyledim sana. Bence Allah söyledi. Yani, yapar Lakers. Çünkü Lakers bence iyi takım yani. Komple takım açıkçası. Bizim Lakers'la ilgili sezon başından beri benim soru işaretim şu: sakatlıklar. Bunun da en büyük objekti şeydir yani. Davis'tir. Yani o da sakatlanmayınca takım mesela işte şeyi düşünün. Clippers'da Kawhi Leonard sakatlandı ve Clippers bitti. Hani bu kadar basit yani. Şimdi siz sağlıklısınız şu anda. Allah sakatlık vermesin. Şimdi sağlıklı olduğun zaman hep konuşuyoruz seninle. Bir tane gold oyuncun var senin içeride ve ne olursa olsun fiziksel olarak hala fit bir adam yani. Maçı ki mesela bu maçta asılmadı da, zorlamadı da seyrettiysen maçı. Yani böyle hani ona iş düşmedi yani. Anthony Davis o kadar iyi oynadı ki maçı tamamını. Bütün yan parçalardan çalışınca Schroeder'inden tut, Russell'ından tut. Hani oynadığı sürede işte Gary Payton'da, Rui Hachimura'da bir şekilde verim verdiler. Zaten çok iyi oynuyor. Hillbilly Kobe. O da bütün bence seriyi gayet güzel oynuyor. Yani bütün playoff postseason mesela kırılır mı acaba diye düşündüğümüz bir oyuncuydu. Şimdi Lakers tarafında işler yolunda. Yani hani küçük küçük herkes bir şekilde küçüklü büyüklü diyelim katkıda bulunuyor. Herkes sağlıklı. Bence benim beklediğimden öte Darvin hem iyi bir coaching gösteriyor bence başından beri. Ya bence NBA için kazanımdır. Hem oyuncularla ilişkisi çok iyi. Yani şeye benzetiyorum ben oyun şeyini. Doc Rivers'a benzetiyorum biraz. O coaching tarzını. Tamam mı? Hoşuma gidiyor yani. Lakers'ı da basketbol takımı olarak seyretmekten de büyük rakibimiz olsa da yani sonuçta basketbol olarak seyretmekten zevk alıyor. Golden State'e gelince kırıldılar tabii yani. Çok zor bir seri geçirdiler. Sacramento bunları öttürdü yani. Yani geçtiler ama öttürdü yani. Tabii olarak problemli. Mesela Curry kendi standardının altında bir basketbol oynadı bana sorarsan. Yani hani böyle hani müthiş bir gün geçirmedi. Tabii kendi standartında. Ya tabii Kings maçındaki 50 sayılık performansından sonra ne oynarsa oynasın o performansa ulaşamayacağı için aslında gözükecekti zaten yani. Beklentinin altında bir performans olarak belki gözükecekti. Ama özellikle son topta mesela o topu Lakers orada Darvin Ham'in de dokunuşu vardı. Hani Curry'nin elinden çıkartmayı başardı. O top döndü dolaştı. Poole'a geldi. Yani normalde asla o pozisyon yani ilk tercih Poole olmayacaktı ama orada Darvin Ham'in bir moladaki oyununu gördük. Yani Curry'i orada ikili sıkıştırmayla topu elinden çıkartmayı başardı. Bugün Itudis'in yapamadığı hareket biraz evvel bizim konuştuğumuz. Bu arada sonuçta Klay Thompson bence bu maçta eski günlerin gibi oynadı. Yani çok verimli oynadı Klay bu maçta. Yani Klay böyle oynarsa veya bir tık daha yukarıya gitse hani Lakers'ın işi zorlaşır. Bir oyuncudan daha bahsedeceğiz. Zaten seriden herkes biliyor. Adam Kevon Looney, Ben Wallace gibi oynuyor yani. Çok acayip bir evrildi adam yani. Zaten rol oyuncusu, iyi bir rol oyuncusu ama bunu keskinleştirdi. Zaten basketbol severlerin genel Golden State'le ilgili şu: ana kor değişmiyor. Çekirdek üçlü değişmiyor. Onun yanındakiler kendi rollerini doğru belirleyebildikleri ve bunu kabullendikleri ölçüde takım yukarıya gidiyor. Yani Kevon Looney de eğer baktığınız zaman hani bir başka takımda acaba bu kadar verim verebilir miydi soru işaretinde. Şimdi Golden State bu maçı kaybetti. Olabilir. Golden State içeride Sacramento'ya da maçı kaybetti. Yani bu seri daha çok su kaldırır. Daha ilk maçlar, ikinci maçlara oynadık serilerde. Bu pilav çok su kaldırır ama benim gördüğüm şu: hangi takıma paranı yatırırsın dersen ben Lakers'a yatırırım yani. Ama daha çok güzel maçlar seyredeceğini düşünüyorum bu seride burada. Kevon Looney'den alayım. Evet, dediğin gibi Warriors'ın özellikle kick serisini geçmesinde boyalı alanındaki performansıyla Sabonis'e karşı da bir üstünlük kurdu diyebiliriz herhalde. Ama işte burada takke düştü, kel gözüktü. Hani iki kelin de yaptığı programda bu cümle ne kadar şey olur bilmiyorum ama bu atasözü değil. Yok. Veya neyse. Yani ama yani Kevon Looney'nin Anthony Davis'e karşı hani çok aciz kaldığı anlar oldu ki yani bu seri boyunca bunu göreceğiz ve Warriors'ın elinde tabii James Wiseman'da gittikten sonra elinde Davis'e karşı kullanabileceği ikinci bir kalıplı uzun yok. Kevon Looney nereye kadar götürürse oraya kadar götürür. Evet, kendi tarafındaki reboundları topluyor bir şekilde. Dediğin gibi zaten Warriors kısa bir takım. Hani bütün reboundları Looney'nin alması doğal ama Davis'le olan eşleşmesinde Anthony Davis hani parmaklarını yalıyor karşısında Kevon Looney'i gördüğü zaman çok net bir üstünlük sağlıyor. Dolayısıyla hani Davis'in bu kadar dominant olması LeBron James'in de dediğin gibi işini kolaylaştırıyor. Diğer parçalar da katkı veriyor. Lakers savunmasından da bahsetmek lazım. Yani sezonun ikinci yarısından itibaren Lakers savunması hani bir ara işte bu 11. 12. sıraya kadar düştüğü dönemde ligin en kötü savunma takımlarından biriydi ama işte trade deadline'daki hamlelerden sonra gerçekten takıma gelen parçalarla birlikte savunma tarafında da Lakers çok ciddi bir ivmelenme yakaladı ki işte Warriors'ı da ilk maçta %40 şut isabetinde tutmayı başardı. Memphis serisinde de bir maçta 112 sayı yedi. Hani onun dışında hep 110'un altında tutmayı başardı Memphis'i. Dolayısıyla hani bu savunma gayreti de Lakers'ın başarısında büyük pay sahibi. Yani dediğin gibi sana katılıyorum. Bu pilav daha çok su kaldırır. Yani burada Lakers'ın 1-0 öne geçmiş olması elbette avantaj. Ben hala hani tabii ki gönlüm Lakers'ın turu geçmesinden yana ama Warriors'ın ben Los Angeles'ta bir maç çalma olasılığının çok yüksek olarak görüyorum. Özellikle sanırım tabii Los Angeles'a dönüşte bir 2-3 günlük dinlenme süresi olacak. Yani gerçi tamam ikisi de Kaliforniya takımı, çok uzak değil sonuçta. Hani otobüste gidip geliniyor ama yani şey değil. Bir dinlenmeye ihtiyacı var Warriors'ın. Herhalde Los Angeles'taki maçlarda daha diri bir Warriors izleyebiliriz diye düşünüyorum. Jordan Poole'un da daha iyi oynaması lazım bence bu arada. Evet, son topu kaçırdı, biraz günah keçisi ilan edildi. Hani bence onu sokabilen bir çocuk sonuçta. Çok da şey yapmamak lazım belki de. Yani o şutları sokuyor mu? Sokuyor. Geçen sezon playoff'ta da NBA finalinde de gördük yani çok acayip şutlar soktuğunu. Yani belki o topun biraz daha iyi kullanılma olasılığı şeyi vardı ama harcadılar ama Poole bence çok kritik olacak onun performansı. Özellikle Curry'nin biraz daha kontrol altında olduğu bir seride Poole çok daha fazla iş düşecek diye düşünüyorum. Güzel bir avantaj oldu tabii Lakers açısından. Bakalım ne olacak bundan sonrası diyelim. Diğer seriye geçelim Batı'da. Denver Nuggets'la Phoenix Suns arasında normal sezonu 1. sırada tamamlayan Denver Nuggets evinde hata yapmadı. İkinci maçı da 97-87 kazandı ve seride durumu 2-0'a getirdi. Phoenix'te Chris Paul'un bir sakatlığı var. Bir hafta sonra kontrol edilecek. Yani muhtemelen bir iki maçta belki de serinin geri kalanında forma giymesi zor gibi duruyor. Phoenix'e dönünce işler değişir mi? Chris Paul'un da bu denklemde olmadığı düşünüldüğünde yoksa Jokic Murray ikilisi ve baktığın zaman çok daha efektif olan Denver bench'i Phoenix'ten bir maç çalabilir mi deplasmanda? Ya benim favorim Denver. Zaten benim Batı şampiyonluğu favorim Denver. Yani ben Denver'ın Phoenix'e eleyeceğini düşünüyorum kendi adıma. Ki Phoenix'in ilk beşinin çok kuvvetli olduğunu düşünsek bile. Ama ve lakin biz hep şunu söylüyoruz. İşte Kevin Durant gibi bir oyuncuyu getirdiniz. Kevin Durant Hall of Famer. Bence tüm zamanların en iyi 10 oyuncusu arasında ismi geçecek olan bir oyuncu yani Kevin Durant ve basketbol olarak çok sevdiğim bir adam. Ama bunu aldığın zaman bench'i boşalt. Yani playoff'larda boş bench'le iş yapman biraz güç. Bak bir adam şey yaptı, sakatlandı. Şimdi onun yerine Cameron Payne oynayacak. Yani Çin'de falan oynayan bir adam bu yani, anladın mı? Playoff'larda haksızlık etmiyorum. Ben severim Payne'i. Yani evet hani Çin'e gitti falan diye çok şey yaptık ama yani Phoenix döneminde özellikle son 2 senedir yani final sezonu dahil bence gayet iyi. Özellikle sakatlıklarda ön plana çıkan bir oyuncuydu. Hiç itirazım olmaz. Zaten şu bench'in içerisinde iş görür diyebileceğimiz 2-3 oyuncudan bir tanesi yani hani Cameron Payne. Her zaman bir katkı veren, doğru gelen bir oyuncu. Basketbol oynamayı bilen bir arkadaş diyelim. Cameron Payne. Ama işte benchler arasında ciddi fark var abi. Yani Denver'ın da çok ahım şahım belki değil. Yani bir Celtics bence değil belki, tamam mı? Hani kağıt üzerinden bahsediyorum. Ama nihayetinde işte Phoenix'e göre daha iyi ve gerekeni yaptılar. 2-0'dan dönmek çok kolay değil. Sana şöyle bir destek vereyim. Bu bench'le ilgili konuştuklarımıza. Şu ana kadarki postseason'da, yani playoff'lardaki 7 maçta Phoenix'in bench'ine karşı rakip bench'ler totalde 223-100'lük üstünlük sağladı. Yani 113 sayı daha fazla bulmuş rakip bench'ler Phoenix bench'ine göre. Gerçekten bu kadar dar bir bench'le Denver gibi bir takım karşısında var olmak kolay değil. Hani Clippers'ı geçler, çünkü Clippers kendi sıkıntılarını yaşıyordu. İşte Kawhi Leonard'ın sakatlığı zaten ve Paul George'un sakatlığı onları hani paralize etti. Şimdi karşılarında sağlıklı bir Denver var. Evet, yani sonuç olarak şu var. Phoenix bir maçı kazanır kendi evinde. Bundan şüphem yok. Yani hani öyle gözüküyor. Ama ben bir maç Denver'ın çalacağını, 4-1 veya 4-2 geçeceğini düşünüyorum senin. Hani Denver'da da şu korkutucu abi. Bir maç Jokic hiç zorlamıyor, hiç push etmiyor maçı. Jamal Murray alıyor maçı. Tamam mı? Yani ilk maçı Jamal Murray aldı. Yani çok acayip oynadı. Yani tam Bubble Murray denilen hikayeye geldi olay. Ve yani zaten bence çok çok iyi bir oyuncu. Yani benim şahsi görüşüm, hep söylüyorum, en sevdiğim oyuncu NBA'de. En takdir ettiğim oyunculardan bir tanesi. Sakatlıktan da bence atlatmış gözüküyor. İkinci maçta kendi iyi günlerinden birinde değildi. Onda da Joker aldı sazı elini. Çok acayip bir maç oynadı Joker. Joker bence seri başından, playoff başından beri hiç zorlamadan oynuyor zaten. Yani gerektiği zaman devreye girerek oynuyor. Abi yan parçalardan çok Aaron Gordon ne vereceği belli olan bir oyuncu ve namuslu basketbol oynuyor. Çok memnunum seyretmekten Aaron Gordon'un bu haliyle. Ondan sonra KCP var. KCP siz hepimiz yakından tanıyoruz. KCP çok verim veriyor. Michael Porter tamam kötü bir maç oynadı ama Michael Porter playoff başından beri iyi. Yani gerektiği zaman devreye giriyor. Bir de Christian Brown diye bir herif buldular. Draft'tan. Hani çok savunmacı, mücadeleci. Böyle Sam Decker'ın savunmacısı gibi herif yani. Savunmacı versiyonu falan böyle. İlginç bir çocuk. Jeff Green var, bildiğimiz Jeff Green. Yani takım fena değil Denver. Denver'da yeterince hani hep seninle konuşuyorduk. Sonuna doğru garantiledikten sonra düşürdüler. Tempoyu düşürdüler, maç kaybettiler bilmem ne, ama playoff'a sağlıklı girmek için yaptıklarını konuşmuştuk zaten. Belki de Jokic o yüzden 3. MVP ödülünü almadı bile diyebiliriz. Yani onu göze alarak. Yani çünkü bir ara biliyorsun kafa kafaya gidiyordu ama Jokic bir anda frene bastı. Takım frene bastı. Dediğin gibi daha sağlıklı kalalım anlamında hedeflerini sağlıklı kalma olarak belirlediler. Oyunculara çok fazla yük bindirmediler. Aksine Philadelphia'nın çok daha Joel Embiid'in üzerine oynadığını, Embiid'in de o ödülü almak için epey hırs yaptığını gördük ve bunun neticesinde de aslında Brooklyn serisindeki sakatlık da belki biraz da bundan kaynaklandı. Çok fazla bu yorgunluk playoff'larda belki de kendisini belirledi. Birinci maçı kazandı Philadelphia, büyük avantaj yakaladı. Birazdan konuşacağız zaten ama bahsettiğin bu tempo düşürme Denver'ı playoff'larda daha diri tutmayı başardı şu ana kadarki tabloda en azından. Yani şöyle söyleyeyim, bir de işte bahsediyoruz bir tarafta Phoenix katkı alamadığı için iki yıldızından mutlaka her maçta %100 performans almak zorunda. Ama Denver'ın böyle bir lüksü var. Senin bahsettiğin gibi şimdi ilk maçta Jamal Murray 34 sayı, ikinci maçta Jokic 39 sayı. Dolayısıyla hani birinin böyle biraz standart performansın altına düşmesine tolere edebilecek bir takım Denver, diğer parçalardan aldığı katkıyla da. Phoenix'te maalesef şimdi Chris Paul de olmayınca iyice daraldı. Bakalım ne olacak? Ben de bir maç en azından hani Denver'ın deplasmanda çalacağını düşünüyorum. Bu sayede şu anda ciddi bir avantaja sahip. Bir de bir şey söyleyeyim. Yani şimdi ikinci maçın skoruna bakıyorsun, 97-87. Yani sen abi Denver'ı 97 sayıda tuttuğun bir maçı kazanamıyorsan, tamam mı? Evet. Jamal Murray'nin kötü oynadığı, Michael Porter'ın kötü oynadığı bir maçı kazanamıyorsan, bu 3 oyuncunun ikisi yani en azından kötü demeyelim de hani beklentinin altında oynadı. Abi yani hani sen nasıl maç kazanacaksın ki? Çok iyi oynamış. Devin Booker iyi oynamış karşı tarafta. Durant de hani orta karar oynamış ama kendi standartlarına göre söylüyor. 44'er dakika oynadılar vardı. Bunu da altını çizelim. Ne? Bir daha söyle. 44'er dakika sahada kaldı ikisi de. Hani şimdi abi ama yani sen Durant'i getirmek için 4-3 tane oyuncunu Brooklyn'de oraya buraya gönderirsen, tamam mı? Hani bençin boşalıyor. Bu sene, bu senenin planı problemli hale geliyor yani bir yerde baktığınızda. Nihayetinde Phoenix sadece bu senenin değil, bundan sonraki yılların planlaması da bir sorunlu. Çünkü sonuçta Kevin Durant ne kadar iyi bir oyuncu olursa olsun o da artık 33-34 yaşına geldi. Dolayısıyla hani uzun vadede yani bu sezon kazanma üzerine kurulu bir takım aslında. Bu sezon ve önümüzdeki sezon için. İki sezonda ne yaptı. Yapmadı zaten. Muhtemelen orayı dağıtırlar zaten. Brooklyn için de aynı şeyi söylemiştik geldiği zaman. Kevin Durant'i bir yerde görüyorsan bugün başarı için gelmiştir yani, anladın mı? Yani franchise onu onun için almıştır. Kendisi de bunun için gelmiştir. Bugün için ama yani bu sezon için. Anlatabiliyor muyum? Hadi diyelim ki önümüzdeki sezon içinde. Yani Kevin Durant üzerinden sen nasıl bir planlama yapacaksın ki yani? Hani önümüzdeki yıllarla ilgili yani. Onun için hani Phoenix bu sene başarılı olamazsa bence kötü bir takas hamlesi olarak geçer bu. Hani buradan falan giderse, çünkü baktığın zaman o takımda de yok. Yani Chris Paul'un işte bir haftalık sakatlığı dedin ama Chris Paul oynadı bu zamana kadar yani. Bu dakikaya kadar yani. Çok kısa bir takım. Çok boyu kısa olan bir takım yani. Çok bir takım. Bençten kimi getirecekler de verim verecek, ciddi soru işaretim var yani bundan sonra. Kolay gelsin. Peki o zaman Batı'yı böyle kapatalım, Doğu'ya geçelim. Boston Celtics ve Philadelphia serisiyle başlayalım. Yani Boston Atlanta'yı biz çok rahat geçecek diyorduk. Orada bir zorlandı. Ama 4-2 ile seriyi geçerken hani Philadelphia karşısında işte Joel Embiid'in de ilk maçta olmayacağının açıklanması, maçın başlamasına hani birkaç saat kala açıklanması. Hani Boston herhalde Atlanta'daki bu durumdan, Atlanta serisindeki durumdan gerekli dersleri alıp daha iyi bir performans ortaya koyar diye bekliyorduk. Ama TD Garden'daki ilk maçta bu olmadı. 119-115 kazandı Joel Embiid'siz Philadelphia, James Harden'ın 45 sayılık bir resitaliyle. Ve seride 1-0 geriye düştü Boston. Sağ avantajını da kaybetti. Biz bu programı çektiğimiz günün gecesi oynanacak şimdi ikinci maç değil mi? Yanlış bilmiyorum, bu gece oynanacak. Ve Joel Embiid sahada olacak. Ve MVP ödülünü kazanmış. Çok daha böyle moralli, motivasyonlu bir Joel Embiid sahada olacak. Boston durumu zora soktu. Yani tabii ki daha bu seri de çok su kaldırır ama şu anda Boston ciddi bir korku yaşıyor mu sence ikinci maç öncesi? Şöyle, yaşamasalar iyi olur. Çünkü şu anlamda söylüyorum da Boston normal sezonun en iyi takımı, en iyi rate'lere sahip olan takımı. Kadro kalitesi olarak baktığın zaman çok üstün bir takım. Yani söyleyeyim mesela daha önce de bahsetmiştik. Normal sezonda işte hem savunma hem hücum ratinginde ligin ikinci sırasını alan bir takımdı Boston ama playoff'larda kalan takımlar arasındaki şu anda en kötü savunma ratingine sahip takım. Kesinlikle öyle. Şimdi bizde şöyle bir hikaye oldu geçen seneki koç şeyinden sonra. Yani biz bu takım o kadar iyi takım ki kim koç ederse başarılı olacak nasıl olsa şeklinde. O zaman sen koç diye bir şeyin varlığını sorguluyorsun. Yani sen asistanlardan bir tanesini başa geçirdiğin zaman İşte böyle maçlarda takımı bir araya getirmekte bazen sorun oluyor. Yani şunu yapıyorlar. Biz o kadar iyiyiz. Çıkın oynayın vardır ya, efsane bir taktik yani. Şimdi bizim Boston'ın ben sezon başından beri, Atlanta maçlarından beri bakıldığı zaman bugüne böyle harika bir maça konsantrasyon, bir bütünlük olduğunu görmüyorum yani. Hani bakıldığı zaman hala toplar Jason Tatum ve Jaylen Brown üzerinden dönüyor, tamam mı? Yani şu basit bir şey. Yani ben koç olsam bütün oyun şeyini Malcolm Brogdon üzerinden götürürüm. Yani NBA'nin en zeki oyuncularından biri, en iyi guardlarından bir tanesi. Top Malcolm Brogdon üzerinden dönmüyor. Oyunu Jason Tatum veya Jaylen'ın kararına bırakıyorlar. Yani bu arada tabii son o ölümcül top kaybının da Brogdon'dan gelmesi de trajikomik. Yani Brogdon'un çok iyi oyuncu olduğunu ortaya yani koymakla birlikte bunu söyleyelim ama hakikaten çok kötü bir tercih oldu, son saniyede maçı kaybettiren pozisyon oldu. Oluyor öyle şeyler. Şu anlamda söylüyorum. İşte Orada sen bir karar vermeye çalıştığın zaman her zaman doğru kararı veremeyebiliyorsun ama önemli olan karar vermek. Yani Malcolm Brogdon seni şampiyon yapacak oyuncudur. Yani onu söylüyorum. Bu maçı kaybetmiş olabilir sana. Zaten çok uzun serilerde bir maç kaybedilir. Yani biz Milwaukee serisinde bundan 2 yıl evvel ilk maçı kazanmıştık. 4-1 Milwaukee eledi biz yani. Hani onun hiçbir şeyi yoktur benim gözümde. Ben sadece bu takımın dağınıklığından rahatsızım. Yani bunda da koç etkisinin ciddi şekilde problem olduğunu düşünüyorum takımda. Yani koç da tecrübelenecek. Yani şimdi geçen seneki arkadaş ismini anmak istemediğim Voldemort o finalde sapıtmıştı. Hani final serisine kadar iyi getirdi takımı. Savunma koçudur çünkü kendisi. Savunma odaklı koçtur. Fakat bu arkadaş başka bir şeye dönüştü. Yani oyuncu egosunun altında çok fazla şey yapıyor. Takıma hakim gibi görmüyorum ben. Kendi adıma bir Boston taraftarı. Yani şimdi 34 yaşında ligin en genç koçu. Kolay değil final oynamış bir takım. İşte yani takımdaki Al Horford kendisinden kaç yaş büyük? 3-4 yaş büyük mesela. Yani kolay değil öyle bir takımı idare etmek. Tabii. Yani böyle 2 tane senin şeyin var. Kontun var takımda. Yani kont olmuşlar artık takımda. J kardeşler. Yani nihayetinde onların oyun içindeki şeyine sen müdahale edemiyorsun. Şimdi tabii Brad Stevens'ın biraz devreye girmesi gerekecek bence. Yani hani şey olarak, koçluk olarak falan değil de yani bu takımın 10 yıldır şeyi, sembol adamlarından bir tanesi devreye girecektir. Yani ben takımı toparlayacağını düşünüyorum. Yani bu Philadelphia benim korktuğum bir takım değildir. Elenebiliriz abi bu arada. Yani bu takım bu dağınıklığa devam ederse 4-2 falan bitebilir bu seri yani. Philadelphia'ya geçebilir. Ama burada da şeyim şu. İşte şeyin olmadığı, Joel Embiid'in olmadığı senaryolarda bir oyuncunun ön plana çıkması gerekiyordu. Bu da James Harden oldu. Yani James Harden biliyorsun yani hep konuşuyoruz. Yani James Harden'ın olduğu bir takımın playoff'ta seri kazanması çok kolay değildir ama sana maç aldı işte yani. Yani bu da bir gerçek yıldız oyuncu yani. Hani eski James Harden günlerinden bir şey sundu. Bunu sürdürebilirler mi bilmiyorum. Zaten Embiid'in oynadığı şeyde böyle bir top adedi kullanma ihtimali de yok Harden'ın. Yani tabii yani oyun tarzı değişecek. Yani belki aslında biraz Boston Embiid'siz Sixers'la oynamaya çok alışık olmadığı için belki biraz ters de geldi. Evet. Hani Embiid olması belki Boston için bir avantaj olabilir. Çünkü alışılagelmiş paternleriyle oynayacaklar. Bugünkü maçı Boston kazanırsa zaten kartlar yeniden dağıtılır. Biz Philadelphia deplasmanında maç kazanırız yani. Konfetileri yağdırırız onların üzerine. Sorun değil de hani ben o tarafındayım da şey değil yani hani ben çok rahatsız olmadım açıkça söylemek gerekirse. Ben oyundan rahatsız oldum. Ben Sezgin'e söyleyeyim de yönetmenimiz bir klip hazırlasın hemen şu biz Philadelphia'da konfetileri yağdırtırız zaten cümlesinden bir klip böyle Boston'ın elendiği anda şak diye o videonun böyle şuradan izleyin diye şey yaparız. Boston dediğim gibi elenebilir. Böyle dağınık oynarsa da açık söylemek gerekirse bir tane daha böyle maç oynarsa mesela bu maçı kaybederse Boston biraz bu gol zor çıkar yani. Onu da söyleyeyim. 2-0 Philadelphia'ya gidersen. Ama yani seri uzun. Daha çok başı. Benim Doğu finali hatta Doğu şampiyonluğu adayı Boston Celtics. Bu olarak söylemiyorum. Fanatik Celtics taraftarıyım ben ama bunun için de söylemiyorum. Benim en kötü en sert eleştirileri yaptığımı sen bilirsin en azından Boston Celtics'e yani hani takım olarak. Ama bu dağınıklığın çok özgüvenden kaynaklandığını düşünüyorum. 2 yıldızın çok özgüveninden, tamam mı? Ve çok fazla karar verme yetkisinin bunlara bırakılmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Halbuki bizim 2 tane kanat oyuncumuz slasher yani bitirici oyuncular. Hani öyle oynatılması gereken oyuncular. Şimdi biri öyle oynamadığı gibi ikisi de öyle oynuyor. Sürekli top ellerinde veriliyor ve birebir oynuyorlar. Yani hani bu böyle bir basketbol bir şekilde çözüm bulunabilecek bir basketbolu. Yani bunun değişmesi gerekiyor. Benim aslında gördüğüm bu. Yoksa biz yapamayız yani şampiyon olamayız. Bu sene şampiyonluk dışında da her sonuç başarısızlık istersiz. Peki Philadelphia Boston serisini kapatmadan 2 cümlede istersen Joel Embiid'in MVP ödülünü kazanmasıyla ilgili konuşalım. 2 sezon üst üste Nikola Jokic MVP ödülü kazandıktan sonra bu sezon Embiid Joker'ı geride bırakarak kariyerindeki ilk MVP ödülünü kazandı. Çok da mutlu oldu. Çok duygusal anlar yaşadı. Tabii 15 yaşında basketbola başlamış, Kamerun'dan gelmiş bir oyuncu olarak ki NBA kariyerine de biliyorsun sakatlıklardan dolayı 2 yıl geç başlamak zorunda kaldı. İşte o sakat olduğu dönemde kardeşi öldü falan. Böyle trajik olaylar da var. Ama The Process ilk MVP ödülünü kazandı. Yani benim çok sevdiğim bir oyuncu değildir Embiid ama çok da üzülmedim açıkçası yani kazanmasına. Hayırlı olsun diyorum ben. Neler söyleyeceksin? Yani şöyle, Joker'ın bu işlere çok fazla takıldığını bile zannetmiyorum yani. Anlatabiliyor muyum? Yani aman falandır yani. Onu MVP'ye falan da şey yaptığını düşünmüyorum. Zaten tek rakibi oydu. 3. sezon vermeyecekleri belliydi. Zaten Joker bu sene MVP gibi de oynamadı doğrusu. Regular sezon. Joel Embiid de yani tamam evet oyuncu olarak çok şey yapmam. Hani bayılmam Joel Embiid'e. Ama figür olarak sevdiğim bir adamdır benim. Yani NBA hikaye olarak sevdiğim bir insan işte. Senin bahsettiğin biraz evvel şey olarak. Ve bence bu seneki performansıyla da kazandı. Yani sonuçta James Harden falan da MVP oldu yani. Hani şey MVP oldu. Russ MVP oldu. Regular sezon MVP'leri. Yani regular sezon MVP'si olabilirsin yani. Joel Embiid de bence hak ederek bu sene regular sezon MVP'si oldu. Tebrik ediyoruz kendisini. Sevdiğimiz bir takımın sevdiğimiz bir oyuncusu diyelim. Toplar Mukom ailesi olarak ona bir plaket bir şey yaptıralım. Bir çek yollasak aslında hiç fena olmaz bizde. Diyelim evet. Son serimize geçelim. New York Knicks, Miami Heat. Sağlam bir seri oluyor. Geride kalan maçta bir birlik eşitlik var. Miami servis kırdı. Sağ avantajını çaldı. İlk maçta Jimmy Butler'ın müthiş bir performansı vardı. İkinci maçta Butler forma giyemedi. Jalen Brunson ve Julius Randle da sakatlıklarına rağmen Knicks'i zor da olsa geriden gelip galibiyete taşımayı başardılar. 111-115'lik skorla. Ama sağ avantajını çalan taraf Miami oldu. Nedir beklentin bu seriden? Valla kral ilk maçta Knicks öyle bir maç kaybetti ki son 6-7 dakikasını seyrettiysen maçın bazı oyuncular tamamen şiştiler. Boğuldular yani, anladın mı? Hani işte R.J. Barrett gibi. Yani üçlükler girmedi. Joe Shart gibi, tamam mı? Herkes yani bir kere bütün çemberin çivilerini çaktılar yani. Hiç üçlük sokamadılar ki. Knicks üçlükle yaşayan bir takım. Jalen Brunson da kötü bir günündeydi. İşte biraz Obi Toppin bir şeyler yapmaya çalıştı maçta. O kadar rezil olarak bir maç kaybettiler ki yani o hani boğulma hikayesi, choking hikayesinden dolayı, tamam mı? İkinci maçta dönemeyebilirlerdi. Fakat ikinci maçta MSG seyircisi bir kaldırdı abi takım şeye. Şimdi Miami gene iyi oynadı. Yani Miami çok acayip adamlardan, işte Gabe Vincent gibi adamlardan, Max Strus gibi adamlardan falan verim alıyor biliyorsun. Z sınıfı oyunculardan verim almanın takımıdır zaten şey Miami. Hani böyle hiç beklenmedik adamlar ön plana çıktılar. O sen de şeyden böyle bahsettiğimiz Ben Adebayo'nun etrafından o döne döne yapılan katlardan çok sayı buluyorlar her zaman. Ve o şaşırtıcı derecede dışarıdaki ayağını kuran adama da pozisyon sağlayan bir şey. Neydi bir tane uzun beyaz şutörleri vardı bunların. O devreye girdi biraz. Hani kenarda çok oturttukları. Duncan Robinson. Duncan Robinson. Çok unutulmuştu artık yavaş yavaş Duncan Robinson. Duncan Robinson devreye gitti. Miami bence çok önemli bir maç kazandı. Yani ben seri ev sahibi avantajına çok kafayı takmış bir insan değilim. Ama yani biliyorsun, gördüğüm serilerde ama Miami için geçerli olmayabilir bu. Yani Miami evinde gerçekten çok solid bir takım bence. Özellikle playoff'larda. Yani o yüzden hani önemli bir şey oldu ama oradan da New York'un geri gelip şu maçı kazanması bence önemliydi. Jim Butler olsa da olmasa da yani nihayetinde ilk maçlarda Julius Randle yoktu yani bakıldığı zaman. Ki Julius Randle spacing açısından çok acayip verim sağlayan bir oyuncu sahada oynadığı sürede ve go to guy nihayetinde. Mete ne olur dersen Miami kazanacak gibi görüyorum ben. Çünkü Miami daha derli toplu oynayan bir takım. Takım gibi takım. Ama işte New York'ta öyle maçlar şey yapıyor ki mesela deplasmanda bir maç belki çalabilirler. Yani çok üzerine para yatırmam ama o takımdan, yani bu takımdan hiç vazgeçmemek gerektiğini gösterdi yani. Hani Cleveland serisinde de gösterdi. Bu maçta da bir şey çıkartabilirler. Jalen Brunson çok iyi oynuyor. Julius Randle bütün yani playoff başından beri söylüyor. Julius Randle'da oynadığı sürece bence verimli oynuyor, zorlamıyor. İşte Josh Hart iyi oynadığı bütün maçları kazanıyorlar abi. Tamam mı? Josh Hart kötü oynadığı maçı da görülüyor ki kaybedecekler. Takımın belirleyici oyuncularından bir tanesi. Bu seriyi zevkle takip ediyoruz yani. Hani İki sonuca da şaşırmam. Yani New York'ta geçse şaşırmam, Miami'de geçse şaşırmam. Peki, ağzına sağlık. Bugünkü programımızı burada noktalayalım. Yarım saate de bulmuşuz. Hava Atışı NBA'in bu haftalık yine sonuna geldik. Önümüzdeki hafta bir başka programda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.